Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri birçok kolaylık sağladı. Tabii bunun yanı sıra bazı olumsuzluklar, bazı güvenlik açıklarını da beraberinde getirdi. Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz bilişim uzmanı Osman Demircan. Hoş geldiniz. Osman Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Yapay zeka güvenlik açığı oluşturmada nasıl kullanılıyor? Önce bundan bir bahsedebilirsek. Vallahi gerçekten harika kullanılıyor. Bu kadarını biz de tahmin edememiştik. Çünkü yapay zekayı tehlikeli yapan şey içerisinde ne tür bir veri seti verirseniz o veri setiyle çalışıyor olması. Yani tehlike bu noktada başlıyor. Örneğin siz oraya resim oluşturmayla alakalı veri setleri verdiğinizde resim oluşturur. Ya da kimyanın herhangi bir dalıyla alakalı veri setleriyle siz yapay zekayı öğrettiğinizde size o bilim dalıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor olabilir. Hatta formüllerin çözümlerine dahi veriyor olabilir. Ama siz yapay zekayı bir ülke vatandaşlarının kişisel verileriyle beslerseniz maalesef bu noktada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalınıyor olabilir. Şimdi çok uzun zamandır, uzun yıllardır hep konuşulan bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmının verilerinin sızdırılmış oldu. Kaynağı belli değil bu verilerin. Çok fazla veri var ortada ve doğruluğu da çok net değil birçok verinin, ama sonuç olarak bir havuz içerisinde toplanmış bu veriler. Ve eskiden çok daha basit bir şekilde bu verilere bir web sayfası üzerinden ulaşılabiliyordu. Bu çok basit bir hale getiriyordu. Şimdi kaynağının da belli olmaması, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından doğrudan bir telefon numarasından kimlik numarasına bile ulaşılabilecek, hatta hastane kayıtlarına bile ulaşılabilecek bir veri tabanıydı bu. Şimdi daha kolayı oluştu. O daha kolayı da şu, bunu veri seti haline dönüştürdüler ve yapay zekayı öğrettiler. Yani basit bir chatbot ortamında, yani bizim mesajlaşma için kullandığımız Telegram, Instagram gibi herhangi bir uygulamaya da entegre edilerek, Instagram diyorum çok buradan, WhatsApp gibi entegre edilerek siz sadece isim soy isim verip TC kimlik numarası verip ya da cep telefonu verip bütün 7 ceddinin kişisel verilerini dökebiliyorsunuz. Şimdi bu kişisel verilerin içerisinde neler var? Tehlikenin boyutu bu noktada başlıyor zaten. Aslında ev adresine kadar çok ciddi bilgiler var. Şimdi buradan izleyicilere şunu da söylüyor olalım. Oraya erişmek bile suç. Yani oraya erişip bu kişisel verileri görmeye çalışmak, çabalamak VPN gibi bir teknolojiyle bile bağlanılsa dahi ciddi anlamda suç teşkil ediyor arka tarafta. Çünkü tespit edilmesi VPN olsa dahi çok kolay. Bu küçük uyarıyı yapalım. Şimdi burada TC kimlik numaranız var. 7 sülalenizin isimleri, onların aileleri, anneleri, babaları, ev adresleri var. Tamam mı? Şimdi dolandırıcı burada ne noktada devreye giriyor? Doğrudan dolandırıcı sizi arıyor. Oradaki kişisel verileri tıkır tıkır okumaya başladığı zaman aslında sorun burada başlıyor. Çünkü artık kendini meşru bir hale getiriyor. Eğer bir banka görevlisiymiş gibi sizi arıyorsa, evet o bir banka görevlisi olduğunu o bilgilerle bizi ikna ediyor. Bu yine sigortacı gibi tanıtıyorsa kendini, yine onun sigortacı olduğuna da fazlasıyla inanıyoruz maalesef. Hatta bazı durumlarda devlet kurumlarından aradıklarına bile ikna edebiliyorlar. Ve bu veri tabanı eskiden, yani gene basit bir erişim ama yapay zeka ile çok çok daha basit bir hale aldı ve maalesef dolandırıcıların tamamı kullanılıyor. Ve şu an her ne kadar bu veri tabanına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde normal standart herkesin evinden modeminden aldığı IP'lerle bağlanamıyor olsa dahi VPN ile maalesef bazı noktalarda erişim sağlanabiliyor. Ve bunun tamamen kazınıp yok edilmesi gerekiyor. Çünkü artık dolandırıcılar tamamen bu veri tabanları üzerinden hareket edip kendilerini meşru bir hale getiriyorlar. Peki bizim en yaygın olarak bildiğimiz ses taklidi, o da yeni çıktı zaten. Fakat yapay zeka kullanarak başka hangi yöntemlerle yurttaşları tuzağa çekebiliyorlar? Yani ses taklidi dışında da başka şekilleri var mı yapay zekanın dijital dolandırıcılıkta kullanılmasının? Evet var. Hatta çok büyük sıkıntılar var. İki noktada çok fazla kullanılıyor. Birincisi hem sesle hem görüntüyle birlikte devlet büyükleri, karar mekanizmalarını yönetenler sanki böyle bir fırsat varmış gibi onların ağızları ve görüntüleri kullanılarak videolar hazırlanıyor ve maalesef bunlar sosyal medyada sponsorlu reklam olarak da tanıtılabiliyor.
sosyal medya platformları bunları hiç çok da sorgulamadan maalesef yayınlıyorlar ve bu noktada da vatandaşlar bu tuzağa düşüyorlar. Bu en çok kullanılan, şu an en sık kullanılan yöntem, özellikle Facebook kullanıcılarının çok dikkat ediyor olması gerekiyor. Çünkü neredeyse iki sponsorlu reklamdan bir tanesi bu dolandırıcılık üzerine kurulmuş ve çok büyük bir hisse fırsatı varmış gibi vatandaşların önüne sunulabiliyor. İkincisi de yapay zekanın o muhteşem özelliğini dolandırıcılar kullanıyorlar ve ben bunu gerçekten kullanabileceklerine hiç inanmamıştım. Aklımın ucuna dahi gelmemiştim ama maalesef kullanıyorlar. Bizim bugün yapay zeka dediğimiz o chatbotlar aslında dil modelleri ve dili çok güzel kullanıyorlar ve edebi olarak da dili çok güzel kullanıyorlar. Dolandırıcılar yapay zekayı kullanarak hikaye yazdırıyor. Ve yazılan bu, buna hikaye dolandırıcılığı deniyor. Ve yazılan bu hikayelere de insanlar inanıyorlar. Bu süreç şöyle gelişiyor. Bu, yani canlı kanlı bir insan yazmış gibi mi inanıyorlar? Evet, hikaye şöyle başlıyor aslında. Bunu şöyle düşünüyor olmak lazım. Yüzyıllar önce orduda herhangi bir şekilde bir komutan atandığında dünya genelinde, işte o komutanın çok kahramanmış gibi görünmesini sağlamak için ordu içerisinde dedikodular yaratılırmış. Şöyle kahramanlıklar yaptı, böyle kahramanlıklar yaptı diye onu tanımayan askerler de onun bir kahraman olduğuna inanırlarmış. Aslında bunun çıkış noktasının burası olduğu düşünülüyor. Ve bu hikaye dolandırıcılığında bunlar sanki gerçekten bir internet gazetesi yayını yapan siteymiş gibi kendilerini gösterip, burada bir hikaye yazıyor. En son okuduğum hikaye şunun üzerine kuruluydu. Biriyle evlenmeye karar vermiş ve karar verdiği kişi ondan yaklaşık 10 yaş daha küçük görünüyormuş. Evlilik işlemleri yapılırken evleneceği kişiden kimliğini istemiş işlemleri başlatmak için ve kimliğini aldığında aslında onun kendinden 30 yaş büyük olduğunu fark etmiş. Buna çok şaşırmış. Bunun nasıl başarıldığını merak edip ona sormuş. O da şu maddeleri karıştırarak çok uzun zamandır kendime kürler yapıyorum ve bu şekilde de genç kalmayı başarıyorum diye yanıt vermiş. Sonra bu adam da bir girişim olarak bu kürü yapmaya başlamış ve satmaya başlamış. Aşağıdaki linke tıklayarak bu kürü şu anki kampanyada bir tane yerine aynı fiyata iki tane satın alabilirsiniz deyip bu hikaye dolandırıcılığı bu şekilde gelişiyor. Tıklandığında da zaten banka bilgilerimizin tamamını girdiğiniz noktada tüm kredi kartı ya da banka hesabınız boşaltılıyor. Ya da tıklandığında eğer cep telefonunuzun modeline göre cep telefonunuza bir uygulama kurulursa zaten telefonunuzun tamamı ele geçirileceği için bu noktada bankacılık işlemleri de dahil her türlü işlemlerinizi dolandırıcılar sizin yerinize yapabiliyor. Yani bu iki noktada yapay zeka şu aralar çok sık kullanılıyor. Peki kullanıcılar, dijital kullanıcılar nasıl kendilerini koruyabilirler bu tür dolandırıcılık yöntemlerinden? Sorgulayarak, çok basit yani bunun yanıtı sorgulayarak. Yani bugün dolandırıcılığı tek bir noktadan başlıyormuş gibi görmüyor olmak gerekiyor. Şimdi dolandırıcılık dediğiniz noktada evet karşıda kendini banka görevlisi gibi tanıtan biri olabilir. Yapay zeka desteğiyle de bütün kişisel verilerinizi almış olabilir. Ve sizi 444'lü bir banka numarasıymış gibi bir numaradan da arıyor olabilir. Yani burada numaraların da taklitleri yapılabiliyor. Burada yani çok sevdiğim bir söz var. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye. Burada biraz bunu sorguluyor olmak gerekiyor. Yani sizin önünüze bir fırsat sunuluyorsa durup dururken böyle bir fırsat neden sunuldu? Bunu sorgulamak lazım. Yani her ne kadar kişisel verileriniz önüne dökmüş olsa da vatandaşın bir bankadan arıyormuş gibi görünse de kesinlikle buna itimat etmemek gerekiyor. Arayan numara taklit edilerek sanki farklı bir numaraymış gibi gösterilebilir ama arayan numarayı siz aradığınızda gerçek numarayı ararsınız. Yani muhatabıyla mutlaka iletişime geçmek gerekiyor. Burada devletin adı çok fazla kullanılıyor. Cumhurbaşkanı da çok fazla kullanılıyor. Bankalar çok fazla kullanılıyor. Sigorta firmaları çok fazla kullanılıyor. Yani bu noktada çok fazla sorgulayarak devam ediyor olması gerekiyor. Bir de bu dolandırıcıların kendilerini çok ikna edici hale getirebiliyor olmaları için eğer hedefli bir saldırı yapılıyorsa, yani burada Erdem Ökten'e ya da Osman Demircan'a bir saldırı yapılıyorsa doğrudan Osman Demircan'ın ya da Erdem Ökten'in sosyal medya hesapları da incelenmeye başlıyor. Yani benim burada kendimle alakalı nasıl biri olduğumla ilgili çok da fazla fikir beyan etmiyor olmam gerekiyor. Birçok arkadaşım şunu söyler, ben kesinlikle kızımın doğum gününü paylaşmıyorum. Kesinlikle paylaşmam da derler ama doğum günü pastasını doğum günün olduğu gün sosyal medyada paylaşıp 5. yaşın kutlu olsun kızım derler. Yani burada biz de çoğu zaman verilerimizi kendi elimizle kişisel verilerimizi verebiliyoruz. Bu noktada da
hem kendi verilerimizi verirken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor özellikle sosyal medyada. Ama onun dışında her ne olursa olsun arandığımızda muhatabı biz arayalım. Yani bu bir karakol da olsa, bu bir polis karakolu, bir polis de sizi arıyor olsa, hangi numaradan aranan numaranın mutlaka bir kontrollerinin, checklerinin yapılması ve sonrasında da o numaranın bizim tarafımızdan aranıyor olması gerekiyor. Yani burada ne kadar sorgularsak, yani bu fırsat niye durup dururken bana verildi? Yani 80 küsur milyon insanın yaşadığı ülkede neden bana bu kadar güzel bir fırsat veriliyor diye sorgulayıp buna göre davranıldığı zaman, çünkü böyle davranmak zorundayız. Dolandırıcılar her türlü yöntemi kullanıyorlar ve dediğim gibi dolandırıcıların elinde çok güzel veriler var ve bu verilerle kendi ilandırıcılıklarını çok çok fazla arttırabiliyorlar. Osman Bey, peki şunu da merak ediyorum. Yapay zeka bu tarz kötü şeyler için kullanılabiliyor. Evet, fakat güvenlik önlemi almak için de yapay zekadan faydalanabilir miyiz? Tabii ki tabii ki faydalanıyor olabiliriz. Çünkü yapay zeka bir dil modeli ve bugün piyasada bulunan ChatGPT ve diğer büyük oyuncuların yapay zekaları var olan internet üzerindeki bilgileri de tarayarak bize bilgiler veriyor. Örneğin ben siber güvenlik farkındalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum. Ağırlıklı olarak cep telefonu kullanıyorum, bilgisayar kullanıyorum. Ne tür önlemler almam diye yazdığımızda onları bize satır satır çıkartacak zaten. Yani o biraz şey gibi düşünün, yapay zekayı. Silah gibi düşünün. Yani bugün suçlunun elinde de silah var, polisin elinde de silah var. Aslında silah aynı silah ama niyet farklı. Burada insanlar için de geçerli. Bu insanlar için de niyet farklı. Yani siz bunu hangi amaçla kullanırsanız doğrudan o amaçla ilgili size bilgiler veriyor olacak. Yani burada şuna dikkat ediyor olmak lazım. Arama motorlarında yaptığımız hatayı yapmıyor olmamız gerekiyor. İşte benim dalağımın üst tarafı ağrıyor, bunun nedenleri ne olabilir diye yazdığımızda zaten bu tarz şeylere çok da fazla yanıt vermiyor. Bunun bir uzmana danışmanız lazım şeklinde yanıtlar veriyor. Ama oldu ki farklı bir yapay zeka modelinden bir yanıt aldığımızda da onu çok ciddiye almamız lazım. Yani muhataplarına sorulması gereken soruları muhataplarına soralım ama sizin de söylediğiniz gibi bir cep telefonunun güvenliği nasıl sağlanır? Bir mesajlaşma uygulamasının güvenliği nasıl sağlanmalıdır? Hani bu tarz sorulara da çok güzel yanıtlar veriyor ve inanın bir eğiticiden çok çok daha iyi eğittiğini de söyleyebilirim. Çok güzel öğrettiğini ve benim anlayabileceğim bir dille anlattığını da söyleyebilirim. Yani bu noktada yapay zeka çok çok yararlı da olabilir. Son olarak, bireysel olarak alınması gereken önlemleri konuştuk. Hatta yapay zekanın bir anti silah ya da bir güvenlik uzmanı gibi kullanılıp kullanılamayacağını da konuştuk. Peki, bu konuyla ilgilenen güç erkleri, yetkili merciler nasıl önlemler almalılar Türkiye'de veri sızıntısının önüne geçebilmek adına? Evet, beklediğim soruydu bu. Bu harika bir soru bu. Burası da biraz zincirleme reaksiyon şeklinde. Öncelikle siber güvenlik adına kendini geliştirmiş, kendini yetiştirmiş kişileri küstürmememiz gerekiyor. Yani onların yurt dışına kaçmalarını değil, bizim ülkemizde kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Tamamen bununla başlayan bir şey var. Çünkü kalifiye insan gücünde, burada da siber güvenlik tarafında da ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Siber güvenliğin ayrı bir departman olarak algılanması gerekiyor kurumlar tarafından. Yani bilgi teknolojileri departmanı bilgi teknolojilerini yönetmek için vardır. Siber güvenliği yönetmek için yoktur. Hani bu anlamda bilgi teknolojilerine ek bir yük olarak değil de bunun ayrıca bir departman olarak değerlendiriliyor olması gerekiyor. Siber güvenlik dünyasında çok net bir terim vardır. Zero day denir. Sıfırıncı gün. Yani henüz keşfedilmemiş hatalara verilen genel isimdir bu. Bir güvenlik açığı keşfedildiğinde de buna sıfırıncı gün denir. Ta ki onun çözümü bulunana kadar. Sırf bugün ben 12 tane gördüm. 12 tane açıklanan yeni sıfırıncı gün açığı vardı ve bankacılık uygulamalarını da tehdit eden açıklar maalesef bunlar. Yani hem bankacılık sektörü hem kripto para sektörü ve diğer internet üzerinden hizmet veren sektörlerin neredeyse tamamının sırf sıfırıncı günler için bir departman oluşturması bile şart diyebilirim bu noktada. Çünkü bu açıklar çok ciddi anlamda sömürülüyor ve oradan veriler çalındıktan çok çok zaman sonra kurumların da vatandaşların da haberi oluyor. İşte sağdan veri çalıyorlar, soldan veri çalıyorlar. Sonra bunların hepsi de maalesef herkese anonim bir şekilde erişebilecekleri bir yerde genel bir veri tabanı olarak bulundurulabiliyor. Yani burada birçok noktada kurumlar kullanıcıları da birçok şeye zorunlu hale getiriyor olabilirler. Örneğin iki faktörlü doğrulamayı tüm kullanıcılarda zorunlu hale getirirseniz
sistemler çok çok daha güvenli çalışacak. Tamam, kabul ediyorum. Herkesin cep telefonu olmayabilir. O cep telefonu olmayanlar için de ayrı bir model geliştiriliyor olabilir. Bununla alakalı çok fazla çalışmalar yapıldı. Hala da yapılmakta. Hani bu anlamda kurumların son kullanıcının yerine kendini koyarak düşünüyor olması gerekiyor. Biraz böyle bakılmıyor. Hani biz elimizden geleni yapıyoruz gözüyle bakılıyor. Yine KVKK tarafında kişisel verilerle alakalı cezai yaptırımların daha da arttırılması ve şartların birazcık daha ağırlaştırılması gerekiyor bence. Hani bu noktada maalesef şartlar ağırlaştırılıp da ceza boyutları arttırılırsa kurumlar bunu dikkate alıyorlar. Bu maalesef yani bir Türkiye'deki özel sektörde maalesef böyle. Hani bu anlamda yine KVKK'ya da bence biraz görevler düşüyor. O kuralların, o polisilerin ve cezaların tekrar revize edilmesi biraz daha kurumların bunu dikkate almasını sağlayacaktır düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Noktalayalım mı? Elbette yani eklemek istediğim şey dediğim gibi yani bir şeyin çok ucuz olması büyük bir problemdir. O ayrıcalık neden size görünmüyor? Yani bunun hep altını çiziyorum. Biri sizi farklı gibi göstermeye çalışıyorsa, siz çok farklısınız, çok ayrısınız gibi göstermeye çalışıyorsa hani banka hesabınızdaki her türlü rakamı kaybetme şansınız var. Az önce de söylediğim gibi sorgulayarak kullanırsak genellikle bir problem yaşamıyoruz. En azından kullanıcı tarafında bir problem yaşamıyoruz. Yine her zaman söylediğim gibi o gelen linkler, bunlara dikkat ediyor olmak gerekiyor. Telefonların güncellemeleri, sıfırıncı günlere karşı da önlemler alınıyor o güncellemelerde. Bunlara dikkat ediyor olmak gerekiyor. Yine içeriğinde sizi kandırmaya yönelik sosyal medya üzerinden gelen mesajlar ve linklere de çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Ve arama motorlarında bir şeyin en üstlerde görünüyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Arama motoruna sizin elinizle yazdığınız, arama motorunu diyorum çok özür dilerim. İnternet tarayıcınıza kendi elinizle yazdığınız web sayfası en doğru web sayfasıdır. Örneğin bir tatil sitesinin web sayfası gibi. Dolandırılmamak için biraz emek harcamak lazım. O klavyeyi biraz daha kullanırsak dolandırılmaları biraz daha azalacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrardan, bilgilendirdiniz bizleri. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklardan nasıl korunabileceğimizi konuştuk. Konuğumuz bilişim uzmanı Osman Demircan'dı. Bugünlük burada noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere.